2022'de başlayan sürecimizde çok zor bir görev üstlendi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve Türk futbol tarihinin kadro değeri en yüksek takımının kurulmasında da çok büyük katkılar oldu. Bu kadro sahip olduğumuz imkanları değerlendirme açısından da çok başarılı bir kadro oldu. Kendisine bu açıdan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Erden'in Galatasaray Spor Kulübü'ne, benim yönetimime, bu yönetime katkıları sadece kendisi çekinerek ifade etmeye çalıştı. Sadece futbolla ilgili değil. Erden, nerede Galatasaray'ın bir ihtiyacı varsa orada. Sponsorluk çalışmalarında orada. İnşaatlarımız var orada. Dolayısıyla Galatasaray'a katkısı çok büyük Erden kardeşimin. Kendisine şahsım, yönetim kurulum ve bütün Galatasaraylı adına büyük bir teşekkür gönderiyorum ve tekrar alkışlamak istiyorum kendisini. Değerli Azor'un yaklaşık 2022 seçimlerinden sonra 14 ay gibi bir süre geçti. Bu süre zarfında neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Futbolla ilgili son derece detaylı yaptığımız işi anlatan bir çalışmayı biraz önce izlediniz. Galatasaray Spor Kulübü, tabii Galatasaray bir spor kulübü fakat aynı zamanda çok büyük, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla sporun yanında yapması gereken bir sürü daha vazifesi var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Örneğin 6 Şubat depreminde ülkenin %15'i yıkıldı. Büyük bir nüfus orada çok zor günler yaşadı. Hala da yaşamaya devam ediyorlar. Depremin, değerli Hazırım, birinci günü, deprem olduğu gece sabahı kulüpte toplandık. Ve aksiyon almamız gerektiği, oradaki bu deprem faciasının yaralarını sarmak üzere harekete geçmek mecburiyetinde olduğumuz kanaati yönetimde oluştu. Ve derhal aynı gece, aynı günün gecesinde sevgili Erden Timur arabasıyla deprem bölgesine hareket etti. Orada insani yardımlarımızı büyük ölçüde yaptık. Bu arada camiada büyük bir kenetlenme var zaten. Bu konuyu da biz hassasiyetimizi dile getirdik ve camiadan şöyle söyleyebilirim. Bunlar benim lafım değil. Ben bölgeyi defalarca ziyaret ettim. Oradaki insanların, hatta orada doğmuş, orada büyümüş İstanbul'daki Hataylı, Adıyamanlı, Maraşlı, Antepli kişilerin boynuma sarılarak söyledikleri söz şu var. Galatasaray'a çok teşekkür ediyoruz dediler hep. Çünkü deprem zamanında, deprem döneminde bölgeye hemen intikal ettiniz ve insani yardımları mezralara kadar ulaştırdınız diye boynuma sarılıp bana teşekkür edenler var. Bu teşekkür tabii Galatasaray için, Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray'ın konulara duyduğu hassasiyet için önemli. Biz deprem bölgesinde önce acil olarak barınma konumunu çözmek için konteyner kentler yaptık. Antep'te ve Maraş'ta NEF Vakfı işbirliğiyle ortaklaşa yürüttüğümüz projelerde büyük konteyner kentler yaptık. Fakat konteyner kent bölge için bir çözüm değil. Çünkü iş gücü göçü var, ekonomi bundan etkileniyor. O dönemde bölgeye yaptığım bir ziyarette Sayın Bakan'la konuşmak suretiyle Galatasaray'ın kalıcı konut içinde bu konuya destek verebileceğini kendisine söyledim. 300 konutluk bölgelere dağılmış olarak Hatay, Maraş ve Adıyaman'a dağılmış olarak 300 konutluk bir söz verdim kendisine. Ve geçtiğimiz
ayda Maraş'ta ilk temel atma törenine yaptık ve 100 konut içinde harekete geçtik. Tabii değerli Hazırın, şunu değerlendirmek gerekir. Deprem önemli bir faciaydı. Ama giderek toplumdaki hassasiyetin kaybolduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Benim çabam bu hassasiyetin kaybolmaması. Galatasaray Spor Kulübü gibi diğer kurumlarında biz hep şunu söylüyorum, bölgedeki konuşmamda da söyledim. Dedim ki bu önemli bir konu. Yeşil sahalarda yarıştığımız gibi hayırda da yarışmamız lazım. Oradakiler de bizim kardeşimiz. Galatasaray gereğini yapmıştır. Ben özellikle bu konuyla ilgili yardım kampanyamızın devam ettiğini, dolayısıyla sizlerin de bu konuya lütfen hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Diğer bir konu, değerli Azor'un, çok yakın zamanda bir sermaye artışı yaptık. 540 milyon lira olan Sportif AŞ'nin sermayesini 1 milyar 80 milyon liraya yükselttik. Çok başarılı bir sermaye artışı oldu. Dolayısıyla katılım %100'e yakındı. Burada da emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum. Sponsorluklar. Galatasaray Spor, Erden kardeşim de biraz önce bahsetti. Elbette ki kulüplerin yaşaması için gelirlerini artırması, mücadele gücünün yükselmesi için gelirlerini artırma ihtiyacı var. Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor seviyede gelmiş geçmiş rekor seviyede sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz 200 özellikle Sportif AŞ'de 200 küsur milyon euronun üzerine çıkıyor. Bu sponsorluklarda çalışmalarımız, sponsor arayışında çalışmalarımız bitmiş değil. Fakat şurasına çok dikkat etmek lazım. Bu sponsorlukların artması, evet bizim faaliyetimiz var, çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Fakat mücadele ettiğimiz sahalarda kimlerle mücadele ettiğimizi, nasıl bir mücadeleyi taraftarlarımıza, insanlara seyrettirdiğimizin dönemi var. Dolayısıyla kurduğunuz takımın, oynayan kişilerin karakteri, becerisi, sahada koyduğu performans son derece önemli. Bu çalışmalarımız bitmedi. Bitmedi. Devam ediyor. Dolayısıyla sevgili Erden kardeşimin söylediği gibi biz size sunduğumuz tabloda imzaladığımız sponsorlukları size aktardık. İnşallah genel kurulda o rakamı daha büyütmüş olarak yeni sponsorluklarımızı da ilave etmiş olarak sizlerle paylaşırız. Devam eden projelerimiz var. Değerli Hazırın. Riva'dan başlamak istiyorum. Riva'da Galatasaray'ın Riva projesi bugüne kadar Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon dolar çerçevesinde bir fayda sağlamıştır. Bir getirisi vardır. Şu anda birinci ve ikinci fazlar bitmiş durumda. Üçüncü fazın çalışmaları yapılıyor. Riva'daki çalışmalarımız da son derece yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki Riva'da önümüzde ne var diye basit bir hesap yaptığımızda önümüzde değerli Galatasaraylılar yaklaşık 130 tane villa yani yaklaşık 30 bin metrekarelik bir imar açısından söylüyorum. Galatasaray'ın bir stoğu var. Bugünkü satış fiyatlarıyla dikkate aldığımız zaman bu stoğun değeri yaklaşık 2,5 milyar lira çerçevesinde. Yani basit bir hesap yaptığımız zaman 2,5 milyar daha getirimiz var. Zaman içinde inşaat maliyetleri artmasına bağlı olarak satış fiyatlarının da artmasını dikkate aldığımızda ifade ettiğimiz rakamların değişeceği, yukarıya doğru gideceği de kesin. Değerli Hazırın, diğer önemli bir projemiz Mecidiyeköy'deki rezidans olarak yaptığımız binamız. Daha önce de ifade etmiştik, yaptığımız lansmanda büyük bir kısmını sattık.
Bunların realizasyonunu gerçekleştirdik. Kontratları yapıldı, ödemeleri yapıldı. Mecidiyeköy'deki binanın bugünkü finansal durumuna baktığımız zaman şu durumdayız. Bildiğiniz gibi Ziraat Bankası'yla yapılan anlaşma çerçevesinde şunu söyledik. Dedik ki, Florya'daki 40 dönümlük arsanın satın alması için bize vereceğim 1 milyar 85 milyon TL'lik kredinin teminatı bu Mecidiyeköy'deki yaptığımız rezidansların satışından gelecek kaynak. Projemizi anlattık, onlar da uygun buldular. Bize 1 milyar 85 milyon lirayı vermek suretiyle biz de üzerinde antrenman yaptığımız tesislerimizi 40 dönümlük kısmını satın aldık. Peki ne oldu ondan sonra? Yani biz böyle bir proje sunduk da gelişmeler nasıl, satışlar nasıl gitti? Durum şu değerli hazırım. Şu an geçtiğimiz hafta başı itibariyle, daha doğrusu bu hafta başı, içinde bulunduğumuz hafta itibariyle, çünkü Mecidiyeköy'de yapılan satışların tamamı nakit ve çek senet olarak Ziraat Bankası'nda bloke oluyor. Hafta başı itibariyle hesapta 848 milyon TL nakit, yaklaşık 260 milyon TL de senet var. Senetler öyle uzun vadeli senetler değil. Ortalamasını aldığınız zaman 2,5-3 aya gelen, çünkü ödenmiş satışlardan kısa vade, ortalama itibariyle söylüyorum o tip senetler. Derhal ben Ziraat Bankası'yla konuştum. 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzun 848 milyon lirasını dedim derhal alın. Faiz çalışmasın. Çünkü faizler de artık rahatsız edici boyutlara geldi. Hatta şu anda kendileriyle pazarlık halindeyim. Tamamını kapatmak üzere bir kendilerine teklif sundum. Çünkü içeride mevcut senetlerimiz, çeklerimiz var. Bunların da dikkate alınarak bir defa 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzu ödemiş olalım diye bir öneri götürdüm. Dün itibariyle bir toplantı yaptık. Büyük bir ihtimalle kabul ediyorlar. Yani önümüzdeki haftaya geldiğimiz zaman Florya arsasını satın alınan 1 milyar 85 milyon bedeli tamamen ödenmiş olacak. Peki biz tamam başkan yaptık, Mecidiyeköy'ü sattık, inşaata ne zaman başlayacağız? Evet, bizim size sunduğumuz, bakın burada şeyi getirdim, sizden yetki istediğimiz günlerde 2022'de burada size bir broşür dağıttık, orada da bazı ifadeler kullandık. Dedi ki, değerli Galatasaraylılar, biz bu inşaatı, Mecidiyeköy'deki inşaatı veyahut da Kemerburgaz'daki inşaatı mevcut dairelere satıp elde ettiğimiz finansman çerçevesinde yapacağız dedik.